Efendim Türkiye tam 83 yıl önce bugün en büyük değerini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk kaybetti. Minnetle, sevgiyle, saygıyla Özlemle. anıyoruz, özlemle alıyoruz kendisini. Birazdan zaten uzun uzun sohbetlerimiz olacak. Hepimiz hala sanki onu yakından görmüşüz, ona dokunmuşuz, onu hissetmişiz gibi. Ailemizde en acı kaybı nasıl hissettiysek en derin duygularla aynı hisleri onu görmeden de olsa yaşayan bir nesil olarak bir kez daha üzüntümü, minnetimi, saygımı, sevgimi, özlemimi kendisine olan bağlılığımızı Türk kadını olarak, Türk genci olarak bağlılığımızı dile getirerek programa başlamak istiyorum bugün. Sizler de bir şeyler söylemek söyleyeceğiz. isterseniz. Evet, saatimiz yaklaşıyor. Bir daha Tabii atamızı ki anacağız tekrar. aslında bütün okullarda olduğu gibi bütün sokaklarda yani toplu taşımalarda her yerde değil mi? Saat 9'u 5 geçe her zaman Türkiye'de hayat duruyor. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'ümüzü, atamızı, babamızı özlemle ve pek tabii ki saygıyla anıyoruz, anacağız. Dünya üzerindeki en büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ona göre dünya üzerindeki, yine söylüyorum, en büyük yasımız bugün. Evet, arkadaşlarımızın da söylediği gibi hepimizin 9'u 5 geçe duran nefesi. Ekranlarda da biz tabii bunu anacağız. Ama öncelikle minik bir giriş yapmak istedik. Tabii hani böyle nasıl söyleyeyim, söyleyecek sözlerin çok az olduğu bir gün. Hani böyle coşkuların, zaferlerin kutlanması kolay ama yaz özlem dolu, hasret dolu, minnet dolu olunca söyleyecek Evet. sözler anlamsız. 9'u 5 geçe tekrar beyaz sivri ekranlarında söylemezsem olmazdı. Atamızı tabii ki anacağız minnetle. Tekrar tekrar tüm dünyanın başı sağ olsun ve tabii ki Türk milletinin de. Şimdi hadi WhatsApp ihbar numarasıyla başlayalım. Bu geçişlerime gideceğiniz içinden çok gülüyor ama yapacak bir Yok, şey yok. estağfurullah. Bunlar Peki. gerekli çünkü YouTube'da gerçekten bakıyorum izlenmelere, diğer programların izlenmelerine. Arada çok büyük bir fark Ciddi var. bir fark var, Bir evet. biz bir de bir sadece Nur Viral görüyorum bu anlamda. Çok iyi değil mi? Nur da çok iyi. Çok çok ciddi şekilde domine ediyorlar. Evet. Domine ediyor bu iki program. İzlemeye devam edin. İzlemeye Zaten devam edin. başka program yok yani. Evet. Var da yok. Her zaman varlı, varıp yoklardı yani. Yoklar diyorsun. Ama zaten kanallarda ne yapsınlar yani? Onlar da bir şey koymak zorundalar. İşte o bir şeyleri koyuyorlar. Ne yapılacak, o kadar hani Zaman yapılacak bir şey yok. dolduruyorlar Evet, diyorsun. yapılacak. Var ama yoğun. Var ama yoğun. Ben aslında yoğun. Peki, Aynen. WhatsApp ihbar numaramı 0552 770 06 23. Solmaz Yenaltıra Instagram adresimiz, YouTube kanalımız söylediğimiz gibi. Söylemezsem olmaz. Orada mutlaka abone alıp kaçırdığınız bölümleri tekrar izleyebilirsiniz. Bir Can Bale, sondaki iki tane. Seren Serengil olarak Peki da bana şimdi bu arada ulaşırsınız. gerçekten diğer programlar deyince bugün yapımcımızla da konuşuyorum. Yani sadece çanta konuşan, mesela sadece para konuşan, sadece çanta, bir çantadır gidiyor, sadece çanta konuşuyorlar. Herhalde bedava çanta O geliyor servet onlara. düşmanlığı. Onunla anlayamadığım bir çanta konusu var ama bizim akışımız dop dolu. Magazin turuna gidiyoruz ve tabii ki bütün magazinin gündemini yine biz belirliyoruz. Buyurun. Sizler için dop dolu bir haber turu hazırladık. Ünlüler dünyasında neler oluyor, neler bitiyor? Şimdi hepsi bu VTR'de. Gecelerin hızlı çocuğu Gökhan Çıra. Aşk hayatında da epey hızlı. Selin Cihacı'dan boşandı. Hemen yeni bir aşka yelken açtı. İşte o görüntüler. Gökhan Bey, hayırlı olsun diyelim. Yok da hayırlı olsun diyelim. Yani direkt hayırlı olsun diyelim. Arabaya geçmeden birkaç kez dedim. Doğru diyelim. Ne zaman başladı? İbrahim Çelikkol, dostu Birce Akalay'la oğlu Ali'nin saçlarını kestirmeye gelmiş. Renkli görüntüler. Ali bay bay diyor. Biz de diğer konumuza geçiyoruz. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır sevgilisi müzisyen Emir Ersoy'la görüntülendi. İkilinin keyfi pek yerinde.
şarkıcı Tuğba Yurt sevgilisi Burak Tanrısever'in doğum gününü kutladı. İkili kutlama çıkışı muhabirlerin sorularını cevapladı. Burak Tanrısever'in aşk dolu bakışları. Kamera önüne pek alışık olmayan Burak Bey'in sempatik tavırları dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca sevgilisine olan bakışları da aşk kokuyor. Travis Scott'ın büyük bir izdiham yaşanan konseri sonrası ünlü rapçi Scott ve Drake'e 1 milyon dolar dava açıldı. Ünlü şarkıcı Justin Bieber'dan başörtü tarzı sahneye çıktı, başörtüsüyle kafa karıştıran bir şov yaptı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncunun gözündeki iz çok dikkat çekti. Acaba bir operasyon mu geçirdi? Bir dönem megastar Tarkan'la büyük bir aşk yaşayan 43 yaşındaki Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük Bennu Geriden'in oğlu Daren Geride Erkaya ile görüntülendi. Bir marka lansmanında karşımıza çıkan Özge Ulusoy neler yapıyor merak ettik. Çok yoğunmuş ünlü manken ve sunucu. Biz neler yapıyoruz? Yeni reklam kampanyamızı işte bugün hep birlikte gördük. Onun devamında çalışmalarımız olacak. Ondan sonrasında televizyon programımız başlıyor. Maşallah diyelim. Ben çalışmayı çok seviyorum biliyorsunuz. O yüzden çok mutluyum. Geçtiğimiz aylarda evli futbolcu Soza ile aşk yaşadığı konuşulan Melisa Döngel'e aşk hayatı soruldu. Kalbim boş. Aşk da yok. Kalbim de boş. Şu anlık sadece işime odaklanmış bir şekilde ilerliyorum. Melisa Döngel geçtiğimiz yaz kırılan kolunu anlatırken gerginliği gözlerinden okunuyor. Kolum evet sakatlanmıştı evet. Zaten daha öncesinde kırılan bir kolumdu. O yüzden dikkat etmeyeyim. Dikkat etmeyip ayağım takılıp düştüğü için tekrar biraz geçirdim ama kırık veya çatlak veya herhangi bir büyük problem değildi. Tecrübeli oyuncu Selçuk Yöntem'in tost vakasının ardından şimdi de oyuncu Ümit Erdim waffle davasını kazandı. Erdim çekilen bir videosunun kendisinden habersiz paylaşılmasını şikayet etmişti. Eda Ece Yasak Elma'da birlikte oynadığı Berk Oktay ve Bir Andam'la Yılmaz'la olan karesini bunlarla asansörde kaldım diyerek paylaştı. Tepkiler gelmiş olacak ki hemen kareyi sildi. İrem Delici göğüs estetiğine kaç para verdiğini açıkladı. Tam 4000 euro. Ünlü şarkıcı konserinden esprili bir paylaşım yaptı. Ayrıca şarkıcı Galatasaraylı futbolcu Cagney'in yayınına katıldı. Kendi şarkısı çaldığı için ne yapıyorsun gül bahçem diyerek övgüler yağdırdı. Hakan Baş'la ilgili gelen boşanma sorularından bakan Bensu Soral trafikte habercileri görünce yönünü değiştirdi. İstanbul'da kıta değiştirdi. Geçtiğimiz ay sosyeteye gelin giden Nazlı Kayı ilk iş olarak sosyal medya hesabında Sabancı soyadını aldı. Harbiye'de 16 konser veren Tan Taşçı, Tarkan'ın 15 konserlik rekorunu kırdı. Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra ekranlardan uzak kalan Meryem Uzerli'ye İstanbul yolu gözüktü. İddialara göre Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli önümüzdeki sezon yeteneksizsinizi düşünüyor. İvana Sert sevenlerini korkuttu. Ünlü sunucu koronavirüse yakalandı. Bilmiyorum. Maske de vardı zaten. Acun Ilıcalı resmen futbol dünyasına atıldı. Ünlü yapımcı Hull City isimli İngiliz futbol kulübüyle anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sadakatsiz'in güzel oyuncusu Cansu Dere yaptığı paylaşımla büyüledi. Meksika'da tatil yapan Aslı Enver tatile doyamadı. Kendi kendine eğlendiği bir videosunu sevenleriyle paylaştı. Geçtiğimiz günlerde tuvalet kaçamağıyla gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz yakın arkadaşı Hazır Ergüçlü ile pijama partisi yaptı.
Öykü Karayel, Can Bonomo ve oğulları romandan Sabah Pozu. Hande Erçel bir dergi için verdiği pozlara bir yenisini daha ekledi, güzelliğini konuşturdu. Sevgilisi böyle bir paylaşım yaparken Kerem Bürsin de ayna karşısında pek özen göstermeden verdiği pozu ters çevirip paylaştı. Açıklamasına da perspektif yazdı. Birinin Kerem Bey'e perspektifin ne olduğunu anlatması lazım. Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle görüntülendi. Gökhan Çıra'yı konuşmak tabii şimdi nasıl doğru olur bilmiyorum ama. Yani nasıl ama bir şey giriş olmuş yaptın? Direkt konuya böyle girdim. Böyle başlıyor. Bu şey değil mi ya? Uğur Yücel'i tanımayan şahısın eski eşi. Evet, rezilsiniz o. Rezil. Yani bakın televizyona çıkıp Uğur Yücel kimdir? Magazinde yer almıyorsa ben tanımıyorum ay diyen bir insanı. Bakın gerçekten bunları bence almayın bile magazin turuna. Bunların çok, hayatları çok sadece ve sadece emanet edilmiş emanet arabalarla, emanet varlıklarla, emanet kadınlarla fotoğraf vermek, onu istemeyen spor dünyasında yükselen insanlara yapışarak bir şeyler ispatlamaya çalışmak gerçekten yani çöp bile değil. Çöp bile değil. Televizyona çıkıp Uğur Yücel'i ben tanımıyorum, magazinde yer almazsa ben tanımıyorum. Siz de tanımayacaksınız değerli izleyiciler. Bunu söyleyenin yanındaki ahalisi de bu yayına girmemeli. Çok şimdi haklısın. Yani çok talihsiz bir açıklama. Yani çok kötü bir açıklama. Yani Uğur Yücel'i de tanımaz yani. Bu çok bambaşka bir niye şey. Niye bunlara mikrofon uzatılır? Ben de bunu anlamıyorum. Yani gerçekten PR, reklam. Hayır, şöyle yani bizler için de söylüyorum. İş artık ona dönmüş. Bunlar, kimin PR'ını kim yapıyorsa masada onu konuşup parasını kazanacak. Kim yani? Bir de bu masaya oturtuyorlar. Tabii. Hani kim yani hiçbir şeyleri sıfatları yok. Mesela hani birisini anons ederken bir sıfat konur ya isminin başına. Bunların bir sıfatları da yok. Yani bir özür yani dilemek de yok Serencim. Televizyonda böyle bir şey söylüyorsun. Karşındakiler senin. Ne istinaden Uğur Yücel'i buna sormuşlar? Şimdi biz dün Uğur Yücel'le ilgili bir konu konuştuk ya. Evet. Bu konuda tabii ki gündem olduğu için bu adam çünkü Uğur Yücel'den bahsediyorum. Türkiye'nin en değerli. Dün tabii de konuştuk ki, yani onun herkese bugün bize bile bir şey söylerse bir noktada haklısınız demeye hakkı. Tabii ki. Yani ben söylerim. Ben yani de eleştirisini kulak ardı etmeyeceğim bir insan. Edemem yani. Bu konu konuşulurken o da tuzluk gibi orada otururken. O kim ben tanımıyorum magazinde yer almıyorsa. Ya böyle bakın artık avamlığı basitliği bu kadar televizyonlara taşımayın. Böyle bir şey söyleyin de ağzının payını vereceksiniz. Size Indira Gandhi yapıyor diye bunu böyle böyle bir şey olamaz. Ben geleyim o zaman 10 Kasım'da. Aa bugün 10 Kasım neydi? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ay çok evet, acayip. Gerçekten çok talihsiz. Peki şimdi tamam. Şimdi bu kadın kimmiş? Gökhan Hanım'daki mi? Ha. O yeni kadın mıymış? O yeni sevgilisi. Kadın. Bence zaten mutluluklar diyelim eğer yeni bir ilişkisi. Çok da ben hani Gökhan'la mutlu olsun artık yolları ayırdılar. Çünkü herkesin ilişkisi var. Gökhan'ın da mutlu olmasını tabii isteriz. Yani yeni ilişkisi de böyle. Ama kız hiç konuşmuyor tabii. Biraz da sinirli önünden gidiyor. Mutluluklar. Ne tuhaf değil mi? Mesela hayatındaki bir kadın vardı. Yani veyahut da işte neyse hayatında hı-hı bir insan vardı diyeyim. Onunla beraber paralar kazandın. Onun da birazcık sayesinde kazanmış hı-hı oldun aslında. Hı-hı. Onunla kazandığın paralarla aldığın arabayla başkasına geziyorsun. Tuhaf bir şey yani ben gerçekten şeye de karşıyım. Fıtrat aynı senin aldığın kazakla gömlekle başka kadına yanına gitmeyle aynı tiniyle. Aynı işte yani o yüzden işte emek de vermeyeceksin bir adama bir şey de hiç katmayacaksın. Bazen Deniz burada söylüyor fikir ayrılığı yaşıyorum ama orada çok haklı olduğu şeyler olduğunu zaman içerisinde kendi kendime de düşünmüyor değilim yani. Yani diyorsun ya bir adam katmayacaksın sen ona bir şeyler. Onu zaten var olan bir adamı seçmen doğru. Gerek, şimdi ama siz burada şöyle bir hata yapıyorsunuz. Bakın o paraların yani bu bana göre her zaman da söylüyorum. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Bu illegal kazanılan paraların anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ticarette yaptığınız ahlaksızlığı biz burada videoya çektirdik. 1, 2, 3. ayın sonunda bu kalktığı zaman yasak. Yani fotoğrafta Gökhan'ın çok büyük payı var. Yani ailesinin yani daha çok kazançta payı var. Onu söylemek istiyorum. Allah Allah. Şimdi tabii ki. İsim olmasa çok da az bir satar mıydı ya o kadar her şimdi şey? Şunu söylemeye çalışıyorum. Sonuçta Türk örf adetleri mevzusu var ya.
Orada bir fotoğraf gerekiyor ya. Anladın mı Sera? Onun için söyledim. Peki şimdi tabii az bir zamanımız kaldı. Meryem Uzer'le devam edeceğiz. Meryem Uzer'le Türkiye'de Yeteneksizsiniz de jüri olacakmış. İddialar bu yönde. Bence iyi bir jüri. Ama bence Yeteneksizsiniz de. İyi bir iş mi? Yani tekrar edilebilecek bir iş mi? Miadı kaç senedir devam ediyor. İşte ama mesela burada miadını doldurdu gibi geldi ya bana. Ya Yeteneksizsiniz çünkü konuşmayan kadınları aldı. Bir tek Hülya Avşar iyi olmuştu. Ondan sonra Özgün Amal falan olmadı oraya. Evet, burada şimdi bunun konuşmaları sempatik olduğu için bu insanlarla böyle diyalogda o sempatiklik olacak yani. Bence yani yüzden tarzını Hülya Avşar'a benzetiyorum ben. Ben de benzetiyorum ve Meryem doğru bir isim bence. Ha, ama Yeteneksizsiniz böyle sanki miadını doldurmuş bir yarışma gibi değil mi Türkiye için? Ya burada modası çabuk geçiyor her şeyin. Yani Türkiye'de. Bence çok değişikliğe gidildiği için. İstikrarlı olan her şey kazanıyor. Ama mesela işte aynı bu neydi? Ebru Gündeş'in olduğu program. O Ses'teki jürinin de devamlı değişiyor olmuş olması. İstikrar. Biraz daha aynı kişiler devam etmiş olsaydı bana göre yine tutardı. Bak şimdi bu sene ilk defa O Ses seyredilmiyor yani. Peki zaman geldi, biz ayağa kalkalım. 9'u 5 geçecek birazdan saatlerimiz ve tabii ki buyurun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu tarih 10 Kasım 83. yılında yine özlemle, hatta şöyle söyleyeyim, her gün geçtikçe daha büyük bir minnetle ve özlemle andığımız bir gün. Tabii programın başında da andık. Ben özellikle sizden, yani nasıl söyleyeyim, yaşım sizden bir tık daha ufak olmasına rağmen bayağı sizden ufak, o kadar nasıl söyleyeyim, onur duyuyorum ki söylemlerinizden. O kadar mutlu oluyorum ki hiçbir zaman zamanı geçmeyen, zamansız, ne acısı eskiyen, ne özlemi azalan bir lider olduğunu hep böyle mesela milli duruşunuzdan dolayı çok gururla, çok her şeyi dinlerken o kadar gurur duyuyorum ki her ikinizin de herhalde en büyük kırmızı çizgisi. Öyle olmalı. Hele Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kadın olarak bugün seçiyorsak, seçiliyorsak, söz hakkımız varsa, bugün televizyonlarda rahatlıkla fikirlerimizi söyleyebiliyorsak, bir sürü şeyde, yani bunlar sadece bu söylediklerim özelinde değil, biz kadınlar olarak çok daha fazla çok şey borçluyuz. Çok minnet duymalıyız, doğru. Evet, yani dünyadaki birçok Müslüman ülkeye bakarsan, bir de Türkiye'ye bakarsan, aslında bizim ne kadar önde, ne kadar farklı, ne kadar prestijli bir ülke olmuş olmamızı farkının da Mustafa Kemal Atatürk'ten geçtiği çok ortada. Evet. Tamamen zihniyet, o günkü söylemlerinin bugüne bugünü biliyor olarak söylemiş olması ve gerçekten şu görüntülerini her seyrettikçe, yani hem tarzıyla, hem tavrıyla, hem duruşuyla, giyimiyle, kuşamıyla, lisanıyla, bir daha gerçekten yani dünyaya gelmeyecek bir lider. Bugün bir şey okudum sabah gelirken. Atatürk son gününde, bir gün önce 8 Kasım'da sadece ne yemiş biliyor musunuz? Bir kalıp buz. Buz mu? Buz mu? Evet, hiçbir şey. Demek yiyemiyorlarmış, yani yedirmiyorlarmış, yulafla beslenmiş. İlk defa son bir ayında nasıl beslendiğinin ve neler yediği açıklandı. Ya. Ve sadece yulaf, aslında bugün birçok kadının
diyet yaparken kullandığı yulaf. Evet. Aynen bak bizim Deniz Akbey. O kadar tabii ki korkunç bir hastalığın pençesindeymiş ki hiçbir şey besleniyor, hiçbir şeyle beslenemiyormuş. Ya. İşte kara buğday, yulaf hep o tip şeylerle beslenmiş. Ama en son 8 Kasım'da hiçbir şey, 9 Kasım'da vefat ediyor zaten. O günde bir parça buz, bir küp buz yemiş atamız. Tabii Atatürk sadece bize değil, dünyanın yetiştirdiği en büyük dahilerden gelmiş, biri. Evet. Bugün, geçen gün de söyledim, Tesla gibi hala döneminde anlaşılamamış bir bilim adamıyla görüşmüş. O yüzden de Tesla'nın beni kimse anlamadı, anlasaydı Türkler anlardı. Bunu da tek Türk olarak Atatürk'ü tanımış, görmüş, benimsemiş olması. Bakın bunu niye söylüyorum? Yani o kadar vizyonu, biraz önce söylediğin gibi değil mi, 100 yıl sonrasını görebilmiş tabii, bir tabii, liderden bahsediyoruz. Bu nedenle de bu 10 Kasım'da bir kez daha hasretle saygıyla babamızı, atamızı anıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Görmedik. Tabii. İşte temas etmedik. O günkü şartlarda hani bizim başımızda değildi, biz tabii daha sonraki nesiller olduğumuz için, ama hepimizin tüyleri nasıl diken diken oluyor, nasıl ağlıyoruz, birlikte yaşamış nasıl, gibi. Tabii nasıl en yakınımızın nasıl kaybettiysek ailede, aynı hislerle bağlıyız. O dönem görenler, ya daha doğrusu o dönemi yaşayanlar için Atatürk'ümüzün öldüğü günkü atılan manşetleri şimdi ekrana getireceğiz. Ben tabii biraz kötü tabii yani bunları bilmek ama. Bir güneş battı falan diye de manşetler. Evet. Tek tek bunların hepsini gösteriyoruz. O zamanki yaşayanların travmasını da düşünemiyorum. Ya tabii. Yani ataya son tavaf diyor. Tan gazetesinin manşeti. Bu da haber. Bugün reisi, cumhurumuz. Evet. Babamızı bu çok ünlü kaybettik. Bir başlıktır. Evet, evet. Doğru. Sen bu ölemezsin da. Atatürk diyor Dünya Gazetesi'nin manşetinde. Ah ya. Buradan okumamız çok zor. İzleyicilerimiz görüyor. Yani tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günkü fotoğrafı o. Evet. Fıra ile. Bakın bu giyim kuşam değil ama giyim kuşamda da bir devrim yapmış değil mi? Kanun getirmiş. Tabii ki. Yani hep söylüyorum bugün geriye doğru baktığımızda biz değil mi, bizi neyle karşılıyorlar? Dilimizle, uslubumuzla, giyim tarzımızla değil mi? Biz bunlarla kendimizi karşı tarafa ilk anlatıyoruz. Müthiş yani. Tabii, tabii bakıyorsunuz. Ya. Hala birçok devrime, birçok devrime Atatürk yaptı ve onun o günkü şartlarda yapmış olduğu şeyi biz bugün gururla taşıyoruz. Türk kadını olarak yurt dışına gittiğimiz zaman bazen sende de oluyordur mutlaka. Sende de oluyordur. Hangi ülkedensiniz dediği zaman onun neden o ülkeden sorduğunu bildiğim için gururla Türkiye, Türk'üm diyorum. Çünkü onların kafalarında, genelde dünyada Müslüman ülkelerin kadınlarına farklı bir şey, herkesin bizim bu kadar bir ülke coğrafyasında özgürce yaşadığımızı, herkesin istediği gibi yaşayabilme durumunun olduğunu, özgürlüğünü ve o zaman da kıyafet devrimi de yapmış adam, gerçekten çığır açmış bir adam. Her sözüne her devir imza atılabilecek. Işığından, gölgesinden ayrılılmayacak dünyadaki tek lider. O yüzden de biz çok şanslıyız. Çok onurluyuz Türk kadını olarak. Böyle bir lidere sahibiz. Hani şıklığıyla her ortama gidişinde, her toplantıya, her farklı bir yerde nasıl giyineceğini, nasıl davranacağını, ana dili gibi, kadınlara verdiği değerle. Tabii. Yani eğitime verdiği değerle. En önemli. Ne kadar önemli bir çocuklara şey olan bugün, sevgisiyle. Bugün eğitime ne kadar önem verilmesi gerektiğini yine görüyoruz. Hayvanlara olan sevgisiyle. Hayvan sevgisi, kız çocuklarına ne kadar büyük bir sevgiyle bağlı olduğu, kız çocuklarının eğitimi, bir de ağaç sevgisi. Hiç unutulmayacak. Atatürk'ün verelim, onu da verelim. Peki ağaç sevgisi demişken. Verelim. O köşkün önündeki gerçek resimleriydi. Peki şimdi o bir de efsaneleşmiş. Hani her yıl biz bayılıyoruz onu izlemeye ve tabii ki herhalde ağlatacak yine reji bizi. Hadi şu Vatanım Sensin'deki o meşhur sahneyi de verelim. Yani her yıl izleyip ağladığım için gerçekten inanamıyorum ama. Çığ gibi büyüyen, evet. Gitgide çığ gibi. Çünkü ondan uzaklaştığımızı hissettiğimiz an daha da fazla özlem başladı bize, biliyor musunuz? Yani uzaklaşmayı hissedebilme, o kaybetme korkusu, ondan uzaklaşma hissi ona daha da çok bağladı bizi. O yüzden de gün geçtikçe ona o özlemimiz,
o gün geçtikçe onun farkını anlamamız, gün geçtikçe bir daha yerine konulamayacak bir lider olmuş olduğunu daha vakıf olmamız bizi daha da bağladı Atatürk'e. Evet. Yani melekler içerisinde uyusun. Biz hep onun çocukları, hep onun kadınları olarak kalacağız. Onun bayrağında korkusuzca, onun bize gösterdiği yolda, söylediği yıllar önce, 100 yıl önce söylediği böyle her devre imzasını atmış cümlelerinin arkasından ışığı takip edip öyle de hayatımızı sonlandıracağız. Çocuklarımıza da İnşallah. Onlara geçireceğiz İnşallah. Değil mi? Çocuklarımıza öğreteceğimiz en önemli değerimiz. Evet, herkesin ailevi değerleri var, başka değerlerimiz var. Ama eğer biz bu bayrağın altında, hep dün burada konuşuyoruz, tek millet olarak yaşamak istiyorsak, Atatürk'ün bize bıraktığı bütün değerleri, bize bırakmış olduğu tüm yazıları çocuklarımıza öğretmek değil, ezberleteceğiz. Onlar her sabah kalktığında bu duyguyla okula kesinlikle, gidecekler. Kesinlikle. Bu duyguyla genç bireyler olacaklar. Biz öyle büyüdük, öyle okutulduk. Bizim öğrenim dönemimizde her zaman pazartesi günü ne bileyim Eytürk Gençliği, Birinci Vazifen Türk, İstiklal Türk. Ondan sonra İstiklal Marşımız. Ondan sonra atamız her zaman bunu bu şekilde okullarda özellikle öğretmenlerimize de burada çok büyük görev düşüyor. Zaten unutturulması falan mümkün değil de ama biraz daha fazla, biraz daha yakınlaşarak, asla uzaklaştırılmayarak, asla unutmalarını sağlamayarak, lütfen özellikle öğretmenlerimize buradan bir kadın olarak rica ediyorum. Bu çok değerli ve çok önemli. Evet. Çok önemli. Şimdi 10 Kasım yazınca tek bir şey söyleyeyim, bitireyim. Çok üzüldüm. Sabah bir yazı arıyordum onunla ilgili. İlk 10 Kasım yazıyorsun. Yanına ne çıkıyor biliyor musunuz? Üzücü. Tatil mi? Yani bu tip günleri lütfen artık sadece tatil olarak algılamayın. Buna çok üzülüyorum ben. Evet, yani evet. Milli bayramlarımız tatil mi? Yani tatili olup olmaması yaz. Değil. Zaten bugün bütün çocuklar okula gittiler. Biz de işimizin başındayız. Değil mi? Zaten tabii. Eskiden de giderdik yani 10 Kasım'da. Evet. Tören düzenleri. Kasım patı çiçeği alırdık. Yani derdimiz, en sevdiği çiçeği. Derdimiz milli bayramlarda... bu tip günlerde tatilde hadi boş geçirelim, sosyal medyada kaydırak yapalım olmasın. Bu günlerin bize verilmiş olma sebebi bu duyguları, bu değerleri tekrar hatırlamak. Ama tabii ben ki. Sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin tek unutmayacağı şey de tek değerini her şeyi unutur. Her şeyde bir böyle yağpalayabilir ama Atatürk konusunda asla ve asla hiçbir şekilde ve hiçbir zaman, hiçbir surette hiç kimsenin yalpalamadığı tek mevzu ve konu ve isim bence Türkiye tarihinde, Türk Cumhuriyeti tarihinde Atatürk'tür. Yani bir sürü lideri olmuştur, padişahlarımız olmuştur, o olmuştur, bu olmuştur. Hepsine saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz ama. Tabii ki. Atatürk deyince herkes Akansu şöyle var. Bir durması gerektiğini bilir biliyor musun? İyi ki Atatürk'ün evlatlarıyız. İyi ki evlatlarımızı kesinlikle. Da o aşkla büyütüyoruz. Yani hiç bu konuda affımız yok biliyor Şimdi musun? Özellikle evin kamerasını açtım Deniz. Saygı izliyor mu diye. Annem benim çok koyu bir Atatürkçüdür. Özellikle bakıp simsiyah giymiş annem. Böyle izletiyor şimdi onu. Çok sevgiler. Çok sevgiler anneciğim. Böyle izletiyor şimdi. Canım saygı benim. Bakıyor. Hem çok hasta ama hem de bakıyor. Bütün evlatlarımız. Daha beşiğinden asker ocağına kadar, mezara kadar biz iyi ki Atatürk'ün evlatlarıyız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ve en büyük Türk Atatürk. Evet. En büyük Türk Atatürk. Türklerin atası Atatürk. Gerçekten ben... Atatürk'ün çocuğu olmaktan, evladı olmaktan ve Türk kadını olmaktan, Türk kadının da silüetini belirleyen, varlığını belirleyen, kaderini ya. Belirleyen Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle, minnetle almaya nefesimin sonuna kadar, son nefesime kadar kusura bakmayın insan heyecanlanıyor biliyor musunuz? Yani hala şu yanlış görüntülerde... bir kelime söylemekten en imtina ettiğimiz konu tabii, bu. Tabii ki en değerli. Çünkü yanlış kelimeler edip hala cesurca ortalıkta gezen insanlar. Öyle deme. Yani Seren hala bugün ben hep söylüyorum. Dünya yin ve yang, iyi ve kötü bir arada olmalı ki iyilerin ışığı evet, kötülerin varlığıyla parlasın. Atamıza atılabilecek hiçbir çamur onun ışığını
onun güneşini kapatamaz diyelim. Kapatamadı da zaten. O yüzden de herkes kendi çamurunda boğuldu. Yine biz atamızın izindeyiz. Bak görüyor atamızın musunuz? İzindeyiz. Atamızın izinde olmaya da devam etsin. Sıradaki konuya geçelim. Anons etmeyeyim ama siz geçişi yaparsınız. Buyurun. Konuşacakları konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit iddialara son noktayı koydu. Bu iddialar neden çıktı? Haberlerde çıkmıştı bugün hemen. Geçtiğimiz gün katıldığı galada sorulara cevap veren Fahriye Evcen ikinci açıklamasında ne söyledi? Boşanma haberlerinin perde arkasında neler var? Oğlu Karan'ı kucağına almasıyla birlikte uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda attığı imzayla Alparslan Büyük Selçuklu müjdesini vermişti. Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un sahneleri çok beğenildi. Ancak bu özel geceye gölge düşüren boşanma iddiaları deprem etkisi yarattı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in boşandığı yönündeki iddialar nereden çıkmıştı? Ünlü çift bu haberlerin çıkmasının hemen ardından yaptıkları paylaşımlarla jet hızıyla yalanladı. Ortalarına Karan'ı aldılar, kahvaltı yapıp paylaşım yaptılar. Fahriye Evcen, kalbimin iki yarısıyla güne başlarken sizi seviyorum notlu bir paylaşım yaparken, Burak Özçivit ise kalbimin iki yarısıyla sabah keyfi, herkese günaydın notunu düştü. Fahriye Evcen bu haberleri kökünden kesmek istemiş olacak ki eşi Özçivit'in kendisini öptüğü bir paylaşımda yaparak şans öpücüğümü aldım. Akşam görüşmek üzere notuyla bir paylaşım yaptı. İddiaları sosyal medya paylaşımlarıyla yalanlayan Fahriye Evcen galada kamera karşısına geçti. Nasıl? Pazar kahvaltısı oldu bugün. Evet, aynen. Haberlerde çıkmıştı bugün. Hemen yalanlama geldi fotoğraflar. Çünkü öyle bir şey yok. Yalanlama değil açıkçası. Öyle can sıkıntısından yapılan haberler diye düşünüyorum. Öyle bir şey yok. Neden yani. Bir doğru. Çıkan bu boşanma haberlerinin yalan olduğu, haberlerin Fahriye Evcen'in yeni bir diziye başlaması sebebiyle çıkartıldığı düşünülse de magazin kulislerinde bazı iddialar kafa karıştı. İddialara göre Fahriye Evcen Karan doğduğunda Burak Özçivit'in Kurguç Osman sebebiyle çok yoğun çalışması yüzünden bir süre zorlanmış, eşi Burak Özçivit'e ve yakın çevresine defalarca sitem etmiş. Bir projede oynamayan Evcen bu süreçte bunalıma girmiş. Anlayacağınız boşanma haberlerinin temelinde tam da bu iddialar vardı. Ancak Evcen yeni bir diziye başlaması ve Karan'ın büyümesiyle birlikte kendisini bir hayli toparlamış. İkili geçtiğimiz gün boşanma haberlerine de son noktayı yaptıkları şu açıklamayla koydu. Özçivit, biz çok mutluyuz. Fahriye de ben de işimizde gücümüzdeyiz. Bizimle ilgili çıkan boşanma haberleri tamamıyla yalan. Bu tür haberleri itibar etmeyin derken Evcen de sevenlerimiz merak etmesin diyerek dedikoduları yalanladı. Yani evde doğum gerçekleştikten sonra ve bebek olduktan sonra babanın sürekli dışarıda yoğun çalışması anneyi tabii ki olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Ben sana başka bir şey soracağım. Senin de ünlü ilişkilerin oldu. Aynı meslekten iş ilişkilerin de oldu. Birinin çok işe gidip diğerinin gitmemesi de insanın demoralize edecek bir şey olabilir. İster istemez. Bence ben hayatımdaki insanın başarılı olmasını çok isterim. Başarmış bir adamla olmuş olmak isterim. Ve ona da katkıda sağlamak isterim. Ne kadar çalışırsa. Ama sen ne hep kadar tam tersini düşünüyorsun. Çünkü hep sana iş gelmiş belli ki. Onlar evde oturmuş. Ama ben diyorum ki mesela sen evde oturan taraf olsaydın. Hmm. Bir içinde şey yapmaz mıydın? Bir de öyle düşün. Yapardım herhalde. Evet. Bu çok insani bir şey. Yani çok doğaya aykırı bir şey değil. Çok normal bir şey aslında. Bir de sanatçı egosunu katıyorsun yani içine. Birisi daha başarılı olup birisi daha az iş aldığı zaman falan o çok beter bir şey. Bir de toplumda da birisine mesela şimdi Deniz Akkaya ile bir atıyorum Seren Seren ile bir atıyorum bir cami birisi bir yere giriyorsun. Hoş geldiniz Deniz Hanım diyorlar mesela ilk önce. O çok kötü oluyor arkadakine. İşte evet karı koca yani, da olsan kötü değil mi? Çok kötü oluyor ama burada ben hala başka bir şey hissediyorum. Benim Burak'ın dışarıda çalışmasından falan daha çok
Bunların ilk krizlerinin biliyorsun ailevi bir kriz olmuştu. Kız kardeşiyle alakalı Burak'ın. Hatırladın evet, mı bunu? Hatırlıyorum. Ben her şeyi hatırlamam ama böyle şeyleri de hiç unutmam. Evet maşallah hiç onları da unutmuyorsun. Hatırlatıyorsun. Çünkü haksızlığa böyle... tahammül olmadığı için o zaman da kız kardeşinle alakalı kız kardeşi bir takım şeyler yazmıştı galiba Instagram'a. Evet, hatırlıyor evet, musun ne yazmıştı Esmer. Burak'ın? Ya işte onun yanak yana bir fotoğraf koymuştu abisiyle. Onun evet. altına bir şeyler döşemişti. Bir şeyler yazmıştı. Evet. Ama tam içeriği bilmiyorum. Ve en ondan sonra silmişti. Evet. Ondan sonra Instagram'ı kapatmıştı galiba falan. Evet, öyle evet, bir şeyler evet. şey yapıyorum. Şimdi ben Esmer bir kere bir bunu şunu söylemeliyim. Tabii Fahriye biraz kıskanç bir kız. Kıskanılacak bir kocası da var. Zaten ortamlar zaten biliyorsunuz evli adamları da falan filan herkes baktığı için falan. Bunlar olabilir evlilikte barışırlar. Bunlar hiçbir sorun değil. Fakat böyle güzel bir çift birbirlerini bulmuşlar. Kız adama yamanmamış, adam kıza yamanmamış. İkisi de para kazanıyorlar, ikisinde ekonomik özgürlükleri var, ikisi de star. Yani bunlar birbirine eşdeğerdi. Çocukları da olmuş. Artık ailelerin biraz bir adım geride durup onların mutluluklarına saygı ve sevgi gösterme. Sevgiyi hadi beceremiyorsanız da saygı göstermeniz gerekiyor. Ben bunun... Bu konuların bunlarla ilgili olduğunu düşündüm açıkçası. Deniz. Bu haberlerin de yani gerçekten bu boşanacağız. Çıkacak, çıktı şeyde, doğru. Ben inandım böyle bir şeye. Yani boşanacaklarına değil ama böyle bir aralarında kavus yaşandığına inandım ben. Bak Deniz bu röportaja bir dikkat et. Bir tık ay, önde. Burada bunu söyledim diye birkaç kişi Deniz'in güzellik takıntısı var demiş. Arkadaşlar insanoğlunun güzellik takıntısı var. Benim değil. Bebekler üzerinde test yapılmış, yeni doğmuş, daha henüz yani öğrenme değil mi? Çünkü tabii güzellikle evet. ilgili öğrendiğimiz bazı doneler var. Bebekler, kitabı da söyleyeyim, Olağan Psikopatlar ismi. Bebekler 100 bebekten 98'i ortalama güzellik anlayışının üstündeki dadılara gitmiş. Yani bu bir tek benim değil. Yani ben bu insanlar güzel insanlar. Güzel bir, demek de suç mu oldu? Güzel, başarılı. Bana sorsanız keşke onlar 10'ar tane çocuk yapsa. Bu ülkeye aynen. Atatürkçü, çalışan, üreten... Güzel bir ırk değil mi? Söylediğin gibi evet. birbirine yamanmamış, çalışmayı çocuklarına aşılayacak. Yani sorun aile veya... Bak, bakın şimdi iki tane dominant, başrolde oynayan ama bu başrolde oynamanın stresini eve getiren iki tane başarılı çok zor. Çok zor, insan. Çok zor. Bir de çocuk. Çocuğun sorumluluğu kadın şimdi diyordur ki ben bunları sadece dışarıdan bakıyorum. Ya bu sorumluluk sürekli kadın niye olarak bana ihale. Evet, evet, yani evet, evet. ben de oyuncuyum. Ben de başrol stresim var. Bunlar evde birbirini yemek için güzel bahaneler. Ama günün sonunda ben isterim ama biraz ki biraz da şükretmek lazım tabii, ya. Tabii tabii. Yani evet. benim kocam Türkiye'de star bir aktör iş bulabiliyor. Şimdi bir sürü aktör ve aktris var. İş bunlar yok. İş yok yani. Doğru. Bir çalışıyorlar, 3 sene evde oturuyorlar. Ben çalışıyorum, kocam çalışıyor. İyi para kazanıyoruz. Reklamlardan iyi para kazanıyoruz. Allah bize güzel de bir çocuk verdi. Artık belamızı aramayalım. Detaylarda boğulmayalım. Ben vardı, diyor, düşünüyorum. Yani. Biraz şükretmeliyiz. Doğum sırası. Yani çocuk doğdu. Hemen sonra Kuruluş Osman'ın setinde başladı iş. Şimdi hep yalnız ne kaldı. Güzel. Ama bir şey söyleyeceğim. Çalışmayıp da hiçbir işe yaramayıp da yanımda oturan bir koca da bir belli. Daha mı iyi çocuğuna bakamayan bir koca? Zaten yanımda otursun ne olmaz. Yapacağım yani? Fare evcenle yani. De olmaz. O adam da bunalıma girip onunla, ilişkiler de bitiyor böyle. Ben sana bir şey söyleyeyim. Adam çalışmadı mı? Bravo. Evde oturdu mu? İlişki de bitiyor. Çünkü devamlı yanında ve yanında olduğu için birbirini yiyorsun. Kimi kadınlar öyle seviyor yani, ama mesela. Ben beraber olduğum insanla vakit geçirmek istemiyorum. Ben böyle çok toplantılı olup iş seyahatleri olan birisinde olamam. Ay yok, o yok ne güzel şey. Ya gitsin yani. Gitmesin. Bak Deniz mesela devamlı iş seyahatleri olsun istiyor. Gitsin ben sinemaya gitmek isterim, vakit geçirmek isterim. Memur. Sabahleyin 9'da gitsin 8'de. Akşam 6'da ekmeğini eve gelsin. 5'te mümkün olur. 5'te bak mesela biz trafik başlamadan. Memurlar ve memurların eşleri bence çok şanslı. Ben %100. En sevdiğim yaşam saati belli, tatili belli. Çünkü akşam yemeğimi evde sevdiğimle yemek istiyorum. Yani tek başıma sofraya oturmak evet. istemem. Ona evet. sofra aile şeyi yani. O yüzden de siz şimdi bu aileyi kendi egolarınız için Fahriye'yi sevmeyebilirsiniz. Ne bileyim işte Burak'a atıyorum şimdi. Hani bilmeden konuşuyorum ama hissediyorum diye konuşuyorum. Aileler. Sevmeyebilirsiniz. Hoşçakalın. Ama kocanız sevmiş. Ayrıca da bu kız kendi parasını kendi başarmış. Kocasının parasını da yemiyor. Yese de hakkı zaten kocası. Ama kendi kendine başarmış.
parasını kazanmış bir kız. Birbirlerine de çok yakışır. Çocukları da oldu. Günahtır. Yani aşmışlar varsa bence. Böyle bir vardı, şey. Şimdi kızacak ama çocukları da çok güzel. Çok güzel yani, tabii. Arkadaş bakın güzel çocuğa maşallah demek nasıl? Güzel demek güzel bir şeydir. Biz güzel şeyleri söylemeyi unuttuk. Sürekli kötü şey söylüyorsunuz ya. Çok mu kilo aldın? Çok mu? Ya arada bir güzel yani, şeyler güzel şey de arada bir deyin ki maşallah demeyi bir değil mi hatırlayın. Maşallah siz yani diyerek... bu kızı yerden yere vurmadınız mı şeyde yeni doğum yaptığı tabii, zaman tabii. Fahriye'yi tabii, ne çirkinleşti ben. Dediler ne olmuş dediler bitti dediler. Kız küllerinden yine doğdu. Muhteşem çünkü kilonun oldu. Her zaman kilo verirsin ve yani o çözülmeyecek bir mevzu değil kilo olayı. Hadi reklama gideceğiz. Reklam sonrasında yani bu Demet Akalın'la ilgili bir hamile haberi var kulislerde. Aynen. Acaba değil mi onları bir öğreneceğiz ama. Camdaki kızda flash bir ayrılık haberi var. Hepsini ve daha fazlasını reklamlardan sonra konuşalım. Buyurun. Perşembe günleri ekrana kilitliyor herkesi Camdaki kız. Ve tabii başrol oyuncusu Burcu Biricik. Konular biraz karışık. Burcu Biricik'in diziden ayrılacağı konuşuluyor. Bakalım doğru mu? Deniz bu dedikodular nereden çıkıyor? Sette çalışanlardan olabilir mi? Sette çalışanlardan çıkmış olabilir tahmin ediyorum. Ya da ya da yapımdan. Yapımdan çıkmış olabilir. Bir de bu böyle bir eğer durum varsa böyle bir dedikodu hemen yayılır. Çünkü tabii kanala karşı sorumluluk var burada. Bu çok önemli. Tabii. Bu işin lideri tabii ki Burcu Biricik. Bu iş dış yapım. Nasıl başladıysak sözleşmemiz nasılsa değil mi? Kanala bir sorumluluğumuz evet. Var. Bazı sayfalar türede. Web sayfaları. Yok TV bilmem ne yayın. Yok haberler noktasında. Sesin nerede? Sesi yok. Allah Allah. Mikrofon yok çünkü. Şurada. Tamam hallediyoruz onu. Biz devam edelim. Aslında o kadar doğru bir şey söylüyorsun ki. Işık hızıyla yayılacak bir tabii. Yani dedikodu. Burcu, yani Burcu Biricik siz bir camdaki kız. Şunu da söyleyeyim. Tabii bunu aksi olan örnekler var. Şöyle örnekler var. Değil mi? 100 senedir yasak elma devam ediyor. Kadro belki defalarca kez değişti. İş çok iyi, fikir çok iyi. Çünkü tek başrol üzerinde dönmüyor mesela. Burada da tabii tek başrol var demeyelim aslında. Burada çok değerli oyuncular var. Camdaki kız ya, direkt camdaki kız bu kız. Ya senaryoyu değiştirip başka bir yöne götürebilirler. O yüzden olabilir ama sıkıntı biraz olur seyirci anlamında. Çok sıkıntı olacağını peki, düşünüyorum. Peki tamam. Artık Seren'i konuşturalım Nurcan. Tamam müsaade et. Tamam. Ha, peki şöyle yapalım. Seren, Neslihan Atagül. Şimdi Neslihan Atagül'ü ben oyuncu olarak çok beğeniyorum. Biliyorum. Ama iş terbiyesi ve geçen seneki işte dizi oyuncuları ve dizi yaptığı saygısızlık. Bilmiyorum bir başka yapım şirketi çok önemli cezai şartlar olmadan ona tekrardan iş verir mi bu kadar çabuk onu aynı bilemedim. Aynı şirket olabilir. Aynı şirket hiç vermez hatta. Yani aynı şirketin hiç vermemesi gerekiyor. Çünkü diziyi mahvetti orada. Gitti kocasına tatile gitti. Yok bilmem ne falan filan yaptı. Çok kızdım çünkü ben Neslihan'ın oyunculuğunu çok beğeniyorum. Ama bu dizide Biricik miydi kısmında? Burcu Biricik. Burcu Biricik. Burcu inanılmaz cuk oturdu. Tam kalemi rolün. Bence işte bazı demin sesim gitti anlatamadım. Bazı web sayfaları türedi şimdi. Evet. Yok TV yayın akışı yok haberler nokta saçma sapan uyduruktan evet. Yalandan haberler yapıp kendi sayfalarını seyredilme şeyi yapmak için. Tabii tabii. Yani mesela etkileşim. Dün Burak Özçivit'le alakalı ilk haberi çıkaran bir şey var. Web sayfası. Evet. Haberler bilmem ne diye. Diyor ki Burak Özçivit'in dizisi yayından kaldırılıyor. Şeyle de boşandı diyor. İlk haber oradan çıkıyor. Tabii onu tıklayalım diyor. Onu tıklayalım diyor. İşte bu tip şeylere itibar etmeyin. Yani bunlar kendi sayfalarını böyle daha fazla tıklansın. İşte orada bir yer edinmek için yapıyorlar uyduruktan. O yüzden ya de... Dün gördüm bir tane Hakan Ural ölmeden önceki son isteği. Ben şok oldum. Tövbe yani estağfurullah. Inanmayın. Bu sosyal medyadaki sayfaları falan inanmayın. Onu öyle söyleyeyim yalan. Size. Hiçbirine gazeteciler zaten belli. Gazetecilerin dışındaki... Nere? Zaten bazılarına zaten inanmayın. Onlar gazeteciler çok... yapmıyor mu Seren? Onlar da bazıları biliyorsunuz gazeteci demek istemiyorum onlara. Gazeteciliğe hakaret asıl gibi gazeteciler geliyor. Yapıyor. Ama magazinde olan bazı isimler biliyorsunuz böyle cebe peki, indiriyorlar, yapıyorlar haberleri. Sahnelerden psikolojik olarak çok etkilendiği ve evet. Artık işten çok zorlandığı söyleniyor. Ama işte bu çok saçma. Ben Türkiye'de son zamanlarda bütün dizilerin İyi başlayan dizilerin birdenbire ortada patlak verdiğini düşünüyorum. Ve bunu da engel olamadıklarını düşünüyorum. Hmm. Bunlar elde ettikleri yani bu Biricik
Burcu Biricik çok iyi bir oyuncu. Burcu Biricik çok. Ama hayatının rolü. Yani şimdi Burcu çok. Biricik belki birçok şeyde oynadı. Arada Çiçero'yu da seyrettiniz mi? Arada platformda da acayip iyi bir performans. Zaten tabii tabii. Bu kız çok iyi bir oyuncu. Çiçero'da da platformda. Ama şimdi sen eğer diziyi de ben burada sıkıldım. Bakın bu Meryem Uzerli şeylerine düşmeyin. Sonra bu zannediyorsunuz ki ömür boyu sizin önünüze aynı fırsatlar çıkıyor. Çıkmıyor. Hem sonra bu şımarıklığın yani. Yanında Neslihan Atagül gibi istikrarı kötü bir oyuncu tercih etmek zaten kendi kaleye ikinci golü atmak demek. Ben inanmıyorum olur. Böyle bir şey olduğuna. Yani dizi biter yani. Böyle bir şey. Ama bir şey söyleyeceğim. Artık şimdi Burcu Biricik zehirlenmesi yaşıyoruz. Kanallarda, platformda, reklamlarda, her yerde diziler bitmeden bir tane daha dizi, platformda bir tane daha. Her yer Burcu Biricik'ten zehirlenmiş durumda. Niye bu kadar Burcu şeyi var, istikrarı var? Çok iyi bir oyuncu. Artık hiç muadili yok mu? Ya artık yeni isim arıyorlar. Yeni isimlerin çıkması bu kadar iyi performans. Şimdi çok isim var. Yani dün Uğur Yücel'i konuştuk. Var güzel kadınlar, güzel adamlar ama bu performans oyuncusu bu kadar. Performans. Gerçekten çok çok iyi bir oyuncu. Bir çok şimdi, iyi yani. Evet. Ya o kadar her yerde tercih ediliyor ki Burcu. Ya bu bir yama rüzgar. Ya bu bir furya tabii ki. Bu herkesin mesela Beren çok iyi oyuncuydu. Ay, o dönem Aşkı Memnun'un yanında. Beren çok hatalı. Yani Beren'le oyunculuğu kimse kusura bakmasın. Özür dilerim. Bakın şimdi böyle yapınca da kimseye yeri kimseye kıyaslamak için değil ama Burcu Biricik burada biraz terazi de ağır yani. Ya. Tabii. Herhalde. Yani kıyas kabul etmez. Standart olarak oyun. O kadar. Tabii tabii. Yani kıyaslasam da kabul etmeyeceksin. Tabii tabii. Hayır hayır öyle bir şey. Yani bunu Burcu bakın değerli iyi. İzleyicilerimiz daha kendi bir de ben sana de deneyim yani olayı da çok önemli. Gittikçe oynayarak bak şey çok evde oturdu. Beren evet. Kenan'la oturdu evde kavga etti oturdu. Kavga etti oturdu. Bir tane platformda özel platformda yapıyor ama bu deneyim kazandıkça oyunculuğa da güç katar ya. Hmm. Onu yapamadı yani. Bak, belki Barış iyi başladı. Barış nereden nereye geldi? Kim? Evrildi. Barış Arduç'a bak nereden nereye geldi? Barış tabii stratejisini de çok iyi yaptı. Yani evlendiği o da önemli. Kız, evlendiği kız kadını aldatmadı. O kadınla evlendi. Onunla yoluna devam etti. Yani işte katan kadınla beraber oldu. Anlatamıyorum. Çünkü adamın da vizyonu var. Biliyor, değer biliyor. Yani bunlar aslında hepsi birbirine lokomotif şeyler yani. Özel hayat işi etkiliyor mu? Etkiliyor. Seçtiğin kadın etkilemez mi ya? Var. Meryem Uzerli'nin olayı yani. Evet işte. Seçtiğin kadın çok önemli adam hayatında. Adam mı ama? Adam da çok önemli. Adam da önemli ama kadın inan ki erkekler için daha önemli. Yani bir kadın tamam kötü bir adam seçse de kendi kariyerinde akıllıysa götürür. Ama adam kötü kadın seçtiği zaman oğlan kariyerini de bitirir. Bu ikisinin arasında çok önemli. Biri rezil deder, vezil deder olayı var ya. Bu adamlarda daha çok oluyor. Adamlar niye hep rezil oluyorlar, bitiriyorlar kendilerini? Hep rezil oluyorlar yanlış ben. Seçimden. Hiç rezil olan sonradan görmedim yani. Neyse. Bazı kesimlerde de şöyle bir dedikodu Allah. Çıktı. Neslihan Atagül şu anda iş olmadığı için... Böyle bir reklamı kendisi gel ya, yapmış yok. Olabilir. Ay, yok ya. Onu biliyorsunuz yeni bir şirket kurdular kocasıyla. Oyunculuk şirketi. Ne oldu kocasının dizisi bitti mi gene? O yazlık bir diziydi galiba zaten. İşte ben o Neslihan'ı kendime çok benzetiyorum. Demek ki beni de böyle yakınlarım ve annem falan o yüzden deliriyorlardı. Hmm. Ben de şimdi Neslihan'a deliriyorum biliyor musun? Ne diyorsun Neslihan'a mesela? Yani sevebilirsin bir adamı. Katmak isteyebilirsin, fedakarlık yaparsın ama adamayacaksın. Adamayacaksın. Neslihan işini gücünü bıraktı hep onunla beraber. Hep ona bir şeyler. Hep ona bıraksan oyuncusun ya. O ne yaparsa yapsın. O zaten garsonluktan gelmiş bir çocuk. O yani ekmeğini nereden taştan... geldiğinin çok önemi yok ama ben hayır, de şey konusuna katılıyorum. Hayır, her ekmeğini taştan çıkarır anlamında Necdet İşler'de yani. Kitap satıyordu Nişantaşı'nda yani ki bence Türkiye'nin en büyük oyuncuların başındadır. Ya, tamam. Ya, o da kendi kendini bitirdi. Öyle bir şey yapıyor ki çocuğu da aslında daha beter yapıyorsun biliyor musun? Neden? Yani çocuk da senle sanki var olmuş gibi duruyor. Bu çocuk sert bir çocuk ve evde bence... Yani çok sert bir konuşmalar geçiyor. Yani bence mecbur kalıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Mecbur değil. Adamı seviyor. Adamı sevdiği için de adamın bir şeyler yapmasını, yükselmesini istiyor. Ama sert ve kompleks. Malzeme bu kadar. Şimdi sert ve ne yapsan olmayan yani bazı özür dilerim Deniz Bücücüğüm. Ne yapsan bazı insanı bu kadar yapabiliyorsun.
Anlatabiliyor muyum? Kendinden gidiyor ondan sonraki de. Onu anlatmaya çalışıyorum. Aslında Selen'in söylediği bu söylediğinin lokomotifi. Hmm. Şimdi şöyle bir durum var. Bak güzel bir örnek vereyim. İlker Aksum biraz önce birkaç gün önce konuştuk. Şimdi çok iyi oyuncu. Çok. Kendine güvenen adam, çok eğlenceli. Esprileri salvoyla gönderiyor işte. Tabii. Ya da Uğur Yücel gibi agresifliğini başka tonda. Şimdi burada şöyle bir durum var söylediğine istinaden. Nereden geldiğinin önemi yok ama maalesef rüştünü ispatlayamadığı için sürekli zaten böyle sufi konulara girerek, ciddi konulardan dem vurarak, sürekli paylaşımları ve işte kamera uzatılında aman hafif gözükmeyeyim, yani hafif meşrep gözükmeyeyim, eğlenceli gözükmeyeyim, ciddi gözükeyim, buna gerek yok. Zaten kendine güvenen oyuncu dalga geçer, muhabbetlerin içinde eğlenir. İlker Aksum örneğini ondan verdim. İşte. Adam zaten iyi bir oyuncu, biz bunu artık tartışmıyoruz ama bu tabii ki burada söylediğin gibi belki de eşi olarak bunu da çok yürekten yapıyor olabilir ama ondan götürdüğü kısmı da doğrudur. Yani şu dizi bu kadar başarılıyken sen diziyi bırak. Ondan sonra adamla Antalya'daki şeyine git. Bir de burada ne performans. Yani hayatının performansını sergilerken. Doğru ama işte karı koca i̇şte özel olmak da öyle bir şey değil mi Seren? Ama işte şimdi bak şöyle bir şey. Doğru, karı koca olmak böyle bir şey ama tek taraflı değil. Tek taraflı veriliyor burada. Ya burada bu kız veriyor yani, anladın şimdi mı? Şimdi onlar adamı Fatih Harbiye dizisinde. Fatih Harbiye öyle dizisinde başrol oynadılar ikisi karı koca olmadan önce. Orada bir güzel etkileşim işte falan filan, sonra hop sevgili oldular, karı koca oldular. İşte insan ister istemez o dönemde Kenan neydi çocuğun adı? Kemal mi? Bu çocuğun adı. Kadir. Kadir oturuyordu o dönemde evde. İnsan ister istemez şey yapıyor. Ya biz sette biraz etkileşim oldu. İşte acaba yine gönlünü gider mi? Aklı kayar mı? Olabilir ya. Ben dizi aşklarının %100 doğru. O zaman işin var. Kız bitecek o zaman. Yani böyle bir saçma sapan bir şey yok. Ne yaptı? Kendi şirketlerini kurdular. Kendi kadrosunu kuracak. Belli ki Kadir. Ya öyle karısını karşısında. Ya kendisine öyle kolay yapsın. Mı o işler? Yapımcı olmak, bakın dışarıdan çok eğlenceli gözüküyor. Bu işlerde milyonlar batıran yapımcılar var ki, bu söylediğimiz yapımcılar Türkiye'nin en büyük yapımcıları. O işler öyle. Yani şöyle söyleyeyim size, hep bu hata yapılıyor. Arkada çalgı çalıyor, önde ben şarkıyı söylerim diye düşünüyor. Burada oturuyor, öne gelirim diye düşünüyor. Öndeki orada ben yapımcı olurum diye. Her işin kendine göre. Şimdi baktığın zaman bu iş böyle, orada şirket kurduk, öyle kolay mı o işler? Bir kere o zaman bütün kazandığını cebinde, değil mi, geleceğin için, yani ihtiyarlık dönemindeki köşeye koyduğunuz bütün parayı çarçur etmece bu. Öyle değil mi? O çok yanlış bir şey. Yani bundan çok emin olmalar. Biz sanatçılarda da böyle. Şimdi herkes bir krem çıkartıyor. Herkes bir kozmetiği de. Yani olmaz. Herkes bir elbise markası yapıyor. Yani vizyonun olmazsa uyduruktan gidiyorsun bir tane depodan krem yaptırtıyoruz. Lastikhanede. Olmaz. Olmaz. Yemiyor kimse bunları. Yapmayın. Yani herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Bazıları başarılı olur, bazıları olmaz. Şimdi bu çocuğun ikinci bir iş yapması gerekiyor. Çünkü benim için bu çocuğun dizilerde ve oyunculukta çok önemli kariyerler edineceğini düşünme. Bu kadar. Bu kadar. Hani bu bir şey neydi bu Engin? Engin Altan düz Akyürek. Engin soyadını da unuttum artık. Engin Altan düz yatan çok yani iyi oyuncu. Yani Engin Altan olsun, Engin Akyürek olsun. Onların muadili bir oyuncu olmayacak yani. Hani o yüzden de ikinci bir iş yapması bana göre normal mi? Peki normal, hadi yani. Demet Akalın'a geçelim. Demet Akalın hadiseyle buzları eritti. Hatta reklamlar falan da yapıldı ama dedikodular var. Demet Akalın hamile mi? Konuştum. Sürpriz bir açıklaması var. Aa. Tabii. Buyurun. Şok. Demet Akalın ve Hadise Açıkgöz, Türkiye'nin iki olay kadını, aşk hayatlarıyla, açıklamalarıyla, sahneleriyle hep bir rekabet içindeler. Halk arasında da sıkça kıyaslanan ikili hep bir yarış halinde. Hadise ve Demet Akalın tartışması yıllar öncesine dayanıyor. Demet Akalın iğneleyici laflarıyla çoğu zaman Hadise'ye hedef aldı. Hadise için sahte takipçi iddiaları. Hadise'nin Narve'deki bir konserinde mekanın sahibi geri döndü sözleri deprem etkisi yaratmış. Demet Akalın ateş püskürmüştü. Norm Ender'in mekanın sahibi şarkısı, Hadise'nin mekanın sahibi geri döndü sözü ve sonrasında İrem Derici'nin mekanın sahibi Allah açıklamaları anlayacağınız polemik çığırından çıkmıştı. Sadece bunlar değil. Demet Akalın Hadise'yi her zaman evli olmayışıyla tokatlıyordu. Gece yalnız uyuyor. Çocuğu yok. Sosyal medyada ise bir paylaşımın altına Hadise için
başı açmaya gerek yok, havam yeter diyerek hadisenin sahne performanslarına gönderme yapmıştı. Ve en son hadisenin Kaan Yıldırım'la ayrılmasının hemen ardından Hay Hay şarkısıyla çıkış şakalaması. Demet Akalın hadisenin bu hareketini filmcilik olarak değerlendirmiş. Okan Kurt'la yaptığı bir paylaşımla fena bozmuştu hadiseyi. Ancak o günler geride kaldı. Demet Akalın geçtiğimiz günlerde söylemezsem olmaz özel yaptığı açıklamalarda hadiseyi öve öve bitiremedi. Yorum olay oldu. Hadise mutlu, hadiseye dokunma. Fark yiyecek misiniz? Günah. Kız şimdi lütfen. Onun hakkını konuşmayalım. Kimsenin hakkına konuşmayalım. İkili arasındaki küslük anlaşılan tamamen bitti. Çünkü hadise geçtiğimiz gün Demet Akalın'a yeni çıkarttığı markanın bir elbisesini gönderdi. Akalın hadisenin gönderdiği siyah elbiseyi giyip sosyal medya hesabından poz verdi. Küslüğü son buldu. Peki şimdi gelelim diğer bomba gelişmeye. Akalın'ın yaptığı bu paylaşım sonrası sosyal medyanın dikkatli Akalın hayranları ünlü popçunun hamile olabileceğini söyledi. Hira'ya kardeş mi geliyor? Demet Akalın'ın karnındaki şişlik ve diğer fotoğrafta eliyle şişliği kapatmak istemesi iddiaları güçlendirdi. Hadi hayırlısı. Bakalım Akalın'dan bu iddialara bir cevap gelecek mi? Maalesef kötü bir haber vereceğiz son dakika. Dün durumun iyi gittiğini söylemişti Hakan Ural'la ilgili. Yoğun bakıma kaldırıldı. Durumu ağırlaştı haberleri var. Ailesinden herhangi bir açıklama gelmedi. Ama maalesef durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma tekrar alındığı. Aşısı gününde. Yok muydu acaba Hakan? Vermiş iki tane. Aşısı varmıştı ama yani. İki tane. İki tane de varmış. Daha ne olsun ama değil mi zaten? Dün değil, evvelsi gün aradık Selçuk abiye. İyi dedi. Evet. Ama yani dünden 24 saatte değiştiyse yani Allah şifa ne bileyim versin. Yani şifa versin. Evet, yani hiç Hakan'a da insan böyle ağırlaşacak falan konduramıyor. Allah korusun ya Rabbim yani. Dün İzzet Çapa'yla bize Sibel'e gideceğiz biliyorsunuz Sibel Can'a. Onu konuşurken şey konuştuk. Ya İzzet bu saat uygulaması kalkacak galiba yakın zamanda dedi ama ben tam tersi düşünüyorum. Tıpkı Hakan Ural gibi bakın Covid tekrar gücünü yani katlayarak ve şu anlamda söylüyorum. Şimdi yazın mesela böyle nezle gibi geçirenler vardı. Hakan Ural gibi acil şifalar diliyorum. Yoğun geçiren insanların sayısı ben fena çoğaldı. Ben şeyi anlamıyorum. Mesela 12'ye kadar müzik var. 12'den sonra Covid'i nasıl etkiliyor? Bu o daha yakın temaslar mı? Aynen. Ha. Şimdi tabii şey alkol kullanımı nedeniyle daha fazla yaklaşma. Hmm. Tabii ki bu yani söylediğinde çok haklısın ama yani ben onun yani şimdi o sektör de bitecek. Yani çok kötü durumdalar. Şey de diyemiyorum. Hele okullar kapansın asla istemiyorum ama Hakan Ural gibi tekrar yani temas, acil şifalar temas, çok var böyle örnek. Ben de anlayamıyorum gerçekten bu şeyi 12'den sonra daha çok mu yayılıyor onu anlayamıyorum. Tamam. Evet bu üzücü haber. İnşallah şu an ailesinden açıklama gelmedi. Dün dediğim gibi Sinan abiyle konuştum. Sinan Engin onunla konuştuğunu iyi olduğunu söylemişti ama bugün sabah yoğun bakıma tekrar alındığı haberleri var. Umarım ailesinden bir açıklama gelir. Allah evlatlarına bağışlasın. Allah ya, şifa yine versin Hakan Ural. Hakan çok geçmiş olsun ya. Vallahi seni ben seviyoruz. Severim evet. Ne söyleyeyim Hakan'ı çok seviyorum. Yani. Benim nasıl söyleyeyim bizim çok yıldızımız barışmaz ama bu haberi duyar duymaz tüylerim diken diken oldu. Allah korusun. Acil peki şimdi Demet Akalın'a devam ediyoruz. Demet Akalın hamile olabilir mi? Yani olamaz. İstiyorsa. Olamaz mı? O gece gittiğimizde son derece keyfi yerinde demiştim. Bayağı da alkol aldı. Mümkün değil. Yani alkol aldı derken. Bilmeden almış olabilir mi? Vallahi olabilir. Ha, ama bilmeden hamile kalamaz zaten. Yo, ne demek? Tüp falan yapabilir şu an. Ha, öyle mi? Tabii canım. Ha. Orman yolu şu anda hamile kalamaz. Çok dans falan da etti bu arada söyleyeyim. Felaket yani. Ben Demet Akalın'la konuştum. Ne olmuş yokmuş. Vallahi 500 bekliyoruz diyor. Ay keşke diye. Ay keşke diye. Demet Akalın 500 bekliyoruz derken bir yandan da diyor ki arkadaşlar Hira asla kardeş istemiyor. Yani belki Hira istese deneyecek. İsteyecek. Vallahi Hira'cığım en doğrusunu yapıyorsun. Aa. Tabii ki. Kardeş ama canlı yok ya. Yok aman. Hiç yani hiç gereksiz.
Vallahi ben saygıdan kardeş, sonra kardeşimi seviyorum. Kardeş her türlü dert ben. Sonrasında anladınız mı? Ondan sonra düşman da oluyor. Yani herkes olmuyor tabii. Herkes için söylemeyeyim ben bunu ama kardeş, tek çocuk her zaman yapma. İyidir. Hani. Deli deli konuşma kardeş, çok önemli bir şey. Bu hayatta sırtını şey yani yaslayabilirsin. Her kardeş aynı mı Allah aşkına? Bütün Osmanlı İmparatorluğu zamanla birbirlerinin kafasını kesenler kardeşler. Ay bilmiyorum yani. Babam da bize Allah bir padişahlık aşkına. Verse ben de herhalde Murat Can'la kavga tamam, işte demek ki menfaatler çakışınca kardeşlik falan kalmıyor. İyi insansan iyi kardeşsin. Yani illa kan bağın kardeş olduğu için demek değil. Senin kardeşin iyi bir insandır. Ay, o yüzden de iyi bir kardeştir. İyi. Senin kardeşin olduğu için iyi değildir ama. Onu ikisini ayırt etmek lazım yani. Doğru. Anladın mı? O yüzden ya, bence de doğru sözün Hiracığım. Hiç gerek yok. Arkadaşlar bravo. Evet arkadaşlar bravo. Diyor ki benim küçük bir ayva göbeğim var. Hemen hamile yaptınız beni hakikaten diyor. Hakikaten öyle. Peki yani. O zaman o hemen o göbeği çıkartan elbiseye gelelim. Elbise. Elbisenin kalıbı müthiş olduğu için. Ay çok yakışmış. Yakışmış diyemezsin. Çok elbise, kötü. Elbise. Ben çok beğendim ya. Niye? Şey elbise, dolamış gibi. Onun bir perdeyi kere... dolamış gibi gözüküyor. Ben çok kötü mü? Böyle dik yaka böyle buralarda ya, böyle. Dik yakası iyi de hani. O ne seviyorsun burada? Dikişten dolayı kat olmasını mı? Yani kötü dikişten dolayı. Yani, yani kadıncağız potları saklasın diye göbeğini saklamış. Hayır ama bazı böyle bazı elbisede vardır ya böyle kat şey, kat. Ne derler o ona? Degaje değil. Drape değil. Ama ya dümdüz de bir elbise değil gibi duruyor. Bak bu dümdüz bir elbise duruşundan ve dikişinden dolayı maalesef ciddi. Ya da Photoshop'undan. Yok. Hayır. Bir sonrakini de gösterin. Photoshoplu bir hali yok zaten. Allah aşkına bir ellerine bak. Kadıncağız nasıl saklayacağını bilememiş. Elbiseyi nereye koysam da düzelse. Güzel gösterse. Ya geçen konuştuğumuz konu bu. Bence baksana, Hadise'nin ailesine yapmaya çalıştığı bir jest. Ama ucuz etin yahnisi böyle drapeli duruyor. Bence o elbise marka bir elbise. Hayır canım Hadise'nin gönderdiği Hadise'nin elbise bu. Hangi Hadise'nin? Bizim hangi Hadise? Ay Hadise'nin elbiseleri çok felaket rezil. Çok kötü. Bir anda döndü diyerekten. Ne nesin? Nasıl? Ben şu anda yaşadık. Ay bir dakika. Ay birdenbire şu anda uyandım. Hayır yabancı elbiseliydin. Sonra da döndün. Sen direkt markacı bir insan olduğunu şu an. Neden biliyor musun? Çünkü Demet'in devamlı marka giydiğini bildiğim için öyle söyledim. Yok yok. Kendi marka. Şu anda kalmadı söylediklerini. Yaşamadık bu anı. Başına. Ben yaşadım bunu tamam. Niye bir dakika? Bir dakika. Hani bir tane şey var ya. Marka giyiniyor. Çocuklar abi. Kendi markasını göndermiş diye. Felaket sakın çıkar onun üstünden. Rezilce. Ben hayatımda bu kadar kötü elbiseler. Bir de katalog şey yapmışlar, dergilere vermişler. Bir açıp bakayım dedim. Senin Hanım bu söylediğinizin hiçbir özgür ağırlığı kalmadı. Ne hayatım? Biraz önce öyle bitiremediğiniz o fotoğrafı gösterir misiniz? Biz burada Deniz'le ben her şeyi... Ben beğendim pencerenin önündeki resmini. Bir de tam ekran verebilsek keşke. Senin gözü kötü. Ha, bir gözü görmüyor ama bugün. Bir gözü de sıkıntı var. Tamam ondan. Seren Allah aşkına. Serencim bu drapeden değil. Ben dik yakalı severim. Dik yakalı elbise de severim. Drape de severim elbiselerde. Bu fotoğrafta o kadar yani kötü durmamış. Ama düze çevirin. Yani diğerini. Düz, yani düz hali verelim. Burada tamam. Yani, ama Demet çok marka elbise giyip de üzerinde böyle çok durduğu da olmuş olduğu için. Yok. Ve Demet'in de marka elbise giydiğini bildiğim camın için. Camın önünde marka yabancı marka önden Hadise'nin markası. Ay sakın Hadise'nin felaket. Ben hayatımda bak cümle söylüyorum. Yani hani kötü hiçbir çoğu zaten çok kötü giyiniyorlar o ayrı bir şey. Ama ben bu kadar kötüsünü... Bak dergiyi aldım aylık bir dergi. Baktım Hadise ek böyle şeyler yanında verilir ya reklam. Reklam vermiş. Katalog onu açayım bakayım. Şoka girdim. Şaka mı diye. O kadar kötü yani. Heh. Ama senin en güzel soru neydi biliyor musun? Hangi Hadise? Hayır ben anlayamadım ya. Hani herkes her şey yapıyor ya. Ya bir dün de bir şey yapıyor. Vizyonu olanlar dün... yapsın bunu. Peki bunu beğenmediniz. Şuna ne diyorsunuz? Ha? Bu tamam bu başlı başına da kötü bir elbise. Şuna ne diyorsunuz? Hadiseyle arasının düzeldiği yetmiyormuş gibi bir de onun mankenliğini yapıyor. Yılların şeyi Demet Akalın'a. Yani şimdi Demet'tir. Bu ne yapsa yeridir. Ne yapacaksın? Demet vallahi yaptı öyle. Vallahi Demet yani ben anlayamıyorum seni gerçekten. Aynı anda şarkı çıkardılar bu yaz. Ben de şöyle yaptım. Dur ben seni paylaşayım da tarafımız belli olsun. Yok bir şey. Hiç ipiyle kuyuyla inilmez ya. Demet gündemi seviyor. Evet. Demet gündemi seviyor. Şu andaki gündem konuşuluyor mu? Şimdi Hadise'yle alakalı konuşuluyor.
Hep böyle birisi. Bir mesela, de o ses Aleyna Türkiye'de gidişte ya. Çok iyi oldu ya Demet. O ses Türkiye'de gidişte. Tarafımızı belli etti. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Demet olsaydı o seste çok daha iyi olurdu. Herhalde canım, herhalde. Anladınız mı? Yani o ses Türkiye ile ilgili dün de konuştuk. Ama tabii orada başka dengeler var. Onları da konuştuk. Gitti gitti. Bütün denge falan kalmadı. Yok, yok. Koskocaman Beyazıt Öztürk kurtaramadı. Murat Boz zaten hadise gittiği için monolog kaldı. Hiç yazık. Bir yazık. Karşılığında diyalog. Sesi gitti çocuğun. Diyalog kalmadı artık. Yok. Ona Oğuzhan'ın zaten gelmesi, ayağı da maşallah çok uğurluyuz. Kendisiyle beraber yok etti şey. O sesi yok eden Oğuzhan. Oğuzhan'cığım yani kaç yıllık starların kaç yıllık programını nasıl yerle bir ettin? Böyle bir şey olamaz yani. Tebrik çok ederim. Çok yani. Uğurlu değil yani. Onun ağırlığı, özgür ağırlığı o kadar yok ki. Programı da yok etti. Valla bir tek Anladın beyaz mı? Var o programda. Üç erkek olmaz evet, ya evet. Programa. Gitti program yani. Ona beyaz çok üzüldüm. Benim en sevdiğim programdı biliyor musunuz? Evet. En sevdiğim programdı ama gitti. Hadisenin Demet'le arası yani ilişkisi güzel gidiyor falan filan her şey yolunda. Geçici mi yani senin dediğin gibi rüzgar oradan estiği tabii ki. Tabii ki. Tabii ya, ki. Ya Demet nasıl böyle olabiliyor hayat? Ay Demet ya. Ya. Ne Demet şimdi bu hafta hadiseyi seviyor. Haftanın inleri ve altları evet, var. Şimdi evet. Gündeş daha popüler bir işle takipten anlaşır. Takipten çıktı. Geri takip biliyorsunuz değil mi? Gün, işte yıllar önce de Burcu Esmersoy onu takipten çıkmıştı ve demişti ya. Aa Demet'ciğim bir şey deniyorduk pardon kusurum. Benim, ben bir şey söyleyeyim. Ben beni kim takip ediyor, kim takipten çıkıyor anlamıyorum ki. Benim takipçilerim yazıyordu anlıyorum. Ben şimdi birisi beni takip etse nereden göreceğim onun beni takip ettiğini? Beni takibe almışlar karı koca. Ben geriye almamışım. Çünkü haberim de yok ki ben onu takip ediyorum, takip etmiyorum yani. Ben bunları kovalamıyorum ki. O yüzden de sonradan da 3 gün önce de takipten çıkmış Demet beni. Ay neden aldı? Demek ki takip etme kotası var. Demek ki takip etme kotası var. Sayısal olarak seni takipten çıkıp hadiseye almış demek. Atıyorum. 453'te bitiriyorum takip edeceğim kişi sayısını diye. Bir kişi çıkarıp hemen yiyorum. Ya artık kızmıyorum. Ben Demet'i öyle kabul ettim. Ya bazı insanı öyle kabul edeceksin. Çünkü her hareketini ciddiye alırsan kızarsın. Ben çok seviyorum onu yani. O seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli diye bir şarkı var. Ben bunun var. Yanında evet Demet'in böyle gelgitlerinin olmuyor ama sanki böyle hani gündem hangisiymiş gibi değil de o gün onu hissediyor öyle kalkıyor. Ama yani, hiç normal yok, bir yok, şey gündemi mi Allah'ın takip ediyor Demet. Bence gündemi takip ediyor. Zaten Demet diğer pop şu rakiplerinden farkı hiç Demet'teki magazin hiçbirisinde yok. Çünkü Demet konu seçer. Bunu ben de Hülya Avşar'dan öğrendim. Yani ben de bu programı yaptığım sürece kendimi hep sataştırmışımdır mesela. Bilerek yani. Sen biliyorsun yani mesela bir lafı bir yere atıyorum onun bana geleceğini biliyorum. Onun bana sataşacağını biliyorum yani. Siz platformla yazışmasını gördünüz mü? Açtık. Gördük. Biz yani. De açtık diyor. Açtık. Güncellemek biraz böyle oluyor ya. O da güncelliyor kendisini. Best. Bu hafta ama, bir açtık. Ama o platform biliyorsun bir keresinde de Murat Öveci yapmıştı. Evet. Onlar, çok, çok onlar o işte çok başarılılar. Çok iyiler. Evet. O paralı platforma bir şey açtık kulübü izliyoruz ama D ile yazmış. Ben açtım kendimi o şey konaklar saraylar gönderesin diye. Açmayı beceremedim ve açamadım. Ha sen işte öbüründesin. Yani neydi onun? TikTok muydu? Keşke bu bölümü Deniz ikimiz yapsaydık da. Serhat hani bir tane şey var biraz öyle söyledim. Film platformunu karıştırdın. Ben bilmiyorum neden bahsettin. Film ayol film şeyi nerede izledin? Neydi dizinin? Hayır ikinizin neden konuştunuz? Çiçeri mi kulüp, musunuz? Hayır kulübün olduğu platform var ya. Evet Netflix. Onunla yazışıyor diyorum. Arada Demet açtık diye yazmış. Ha evet dur. Ay bir dakika. Gözüm ağrıyor sonra... kafam çalışmadı onu birdenbire. Onu demeyecektim değil mi? Evet onu demeyecektim. Kusura bakmayın benim gözüm çok zonkotuyor. Kafam çalışmadı bu sabah. Rahatsız ettiyse kusura bakma. Rahatsız ettik program falan yapıyorduk arada. Kusura hayır bak. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Ama kendi kendinize açtık maçtık diyorsunuz. Ya, anlamadım. Dün de dün bütün tamam biliyorum. Oldu. Evet anladım. Şimdi anladım. Ama kendi aranızda isim vermeden konuşuyorsunuz. Senin de Allah'ım senin de bir sürü dememen gerekiyor. Ne diyorsun? En azından ben
Çok tatlı. Güzel. Güzel bir penaltı. Şimdi peki. Çok tatlısınız. Dur. Peki şimdi. Muhteşem bir duyduklarımı sildi. Peki şimdi. Bunu sadece anons edeceğim. Çünkü mahkememiz devam ediyor bu adamla. Ve bu başlık için de teşekkür ediyorum. Olduğu gibi okuyorum. Yeğeniyle yasa dışı, hatta ahlak dışı ilişkisiyle bilinen Murat Başoğlu'na hapis cezası. Bodrum'da eski eşi ve arkadaşlarıyla yaşadığı kavgada cabası. Buyurun. Yeğeniyle yaşadığı ahlak dışı ilişkiden sonra ortadan kaybolan Murat Başoğlu Bodrum'u birbirine kattı. Dört farklı suçtan hakim karşısına çıkan Başoğlu hapis cezasına çarptırıldı. Onlardan da hesap soracağım, sormayacağım da değil ha. Murat Başoğlu'na hapis yolunu gösteren olay ne? Yaşadığı skandal ilişki sebebiyle istenmeyen adam ilan edilen Murat Başoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Abisinin kızıyla yaşadığı ahlak dışı ilişkinin izlerini silemeyen Başoğlu şimdi de eski eşiyle davalık oldu. İddialara göre eski eşi Hande Bermek'le tartışma yaşayan Başoğlu tehditler savurdu. Benim adım Murat Başoğlu, öyle kimseden hesap sorması falan zannetmesinler. Hepsinden hesap soracağım. Uykuları kaçsın istiyorum çünkü. Tartışmanın büyümesiyle Bermek'in o sırada yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez'le ünlü isim arasında arbede çıktı. Kavgaya jandarma müdahale etti. Başoğlu eski eşini ölümle tehdit ve arkadaşı Emre Sönmez'i darp iddiasıyla gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçiren Başoğlu, Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 4 ayrı suçtan yargılanan Başoğlu, basit yaralama, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret ve tehdit suçlarından 412 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sunucunun cezası 28.760 lira para cezasına çevrildi. Bu çok korkunç bir hikaye. Yani neresinden tutsan elinde kalacak bir olay bu. Bir gözaltı kararı var. İsterseniz bunu konuşalım. Tabii o kötü konuyu daha fazla konuşup daha da can sıkmak istemiyoruz. Jandarma tarafından gözaltına alınıyor ve 412 gün bir hapis cezası var. Ne diyorsunuz? Siz tanır mısınız kendisini? Ben Murat'la çok iş yaptım. Mi? Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, lütfen ortadan açtığınız zaman ortadan sonra duyduklarınızı sadece o kısmını duyarak bu konuyla ilgili yorum yapmayın. Şimdi Murat Başoğlu bugün bu işte 12 sene oldu dedi, bu mevzu 12 sene oldu mu bir şey? 2 sene. 12 dedi gibi geldi. Şimdi onun öncesinde Seyfi Dursunoğlu dahil olmak üzere herkesin çok severek çalıştığı, büyük kanalların ve yapımcıların yatırım yaptığı, Türkiye'de çünkü erkek sunucu azdır. Evet, Sabah Şekeri de son derece de sempatik bir çocuktu. Şimdi burada biz hepimiz çok işler yaptık. Özelimizde de görüştüğümüz, spora falan da gittiğimiz bir arkadaşımızdı. Biz ve herkes, bizi de geçiniz, ailesi tabii ki böyle bir şey, yani bu... Bu Türkiye'de böyle bir iki tane olay var ya, tarihe geçecek ve asla unutulamayacak. Şimdi Murat, şurada bir hata yapıyorsun. Bunun üzerinden 2 sene geçti değil, 50 sene sonra da bu konuşulacak. Yani canım, sen kaderinin kurbanı olacaksın artık. Çünkü bu net sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. Bu yaptığın işin kabulü yok. Sen iş hayatında bittin. Özel hayatında bittin, sokakta tehlike altındasın ama bu senin seçimin. Yani bu kabul görecek bir durum değil. Şimdi iyice tabii sinirler boşalmış belli. İş yok, güç tam yok. Tam ne yapmış peki Deniz? Yani bir saldırmış. Adam ne yapmış, saldırmış mı? Eski birine. Eşine. Yani bu eski eşin de çektiğine bak. Yani kadıncağız da zaten... Ama eski eş de hatalı, kusura bakmasın. Çünkü bu olaylar ilk olduğu zaman ona sahip çıktı. Sahip çıkılacak bir mevzu değil bu. Bu artık inanmadı olabilir mi Seren? İnanmayacak bir şey yok. Teknede basıldılar. Yani öpüşürken fotoğrafları ne var, her şeyi var. Çocukları var ya. Tam akraba olarak nesi oluyordu? Tam yeğeni mi oluyordu yani? Evet, tam evet. Yalnız söylemeyeyim, evet, iddia edilen yeğeniyle. İddia değil, yok, gerçek bu. Öz işte, abisinin tamam. Öz kızı dedi Seren'cim. Öz abisinin öz kızıyla ilişkisi olduğu çıktı ortaya. Şimdi yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunun
kabul edilebilecek, örtbas edilebilecek, sineye çekilecek, acaba mı denecek bir şey yok. Karısı onu baştan kabul etti. Aynı evde ya falan buluştular. Ya Seren, yaşıyorlardı. Bakın ben bunu söylerken ben makul bulduğum için söylemiyorum yok, ama. Yok yok, makul bulduğun için ama karısı da hatalı. Hani şu anda saldırıyorsa üstüne mutlaka sonraki sistemde gördü karısı bunları. Karısı da mı şikayetçi oldu? Şimdi kadına niye saldırdı? Onu anlayamadım. İşte onu bilemiyoruz arasındaki. Ama yani kadın görmek istemiyor olabilir. Bak çocuğunu göstermiyor olabilir. O çocuğun çektiğine çok üzülüyorum ben. Bu çocuk büyüdüğü her ortamda. Ama göstermeyecek tabii. Biz masada neler konuşuyoruz? Yani diyoruz ki bak anne aldatmışsa diyoruz. Adam bundan saldırmış olabilir. Sadece fikir yürütüyorum. Onu bilmiyorum. Peki hapis kararı ne diye çıkmış diyeceğim? Şöyle söyleyeyim, ben onu teknik açıdan doğrulayayım hemen size. Para cezasına çevriliyor bu konu. Fakat para cezasını da ödemediği için şu anda hapsisteniyor. Evet, parayı ödemediği için hapsisteniyor. Eğer öderse hapis yatmayacak. Ne kadarmış ki para? Belli mi? Hayır, onu bilmiyorum 28 ama. 28.760 lira hapis cezası verilmiş. Bir de 4 ayrı suçtan olduğu için bunun hapse çevrilmesi aslında onun için çok büyük bir şans. Paraya çevrilmesi çok büyük bir şans. Öderse yatmayacak. Yani işin boyutu bu böyle. Parası da olmayabilir, o söyleyeyim. Şimdi olmayabilir. Başka bir magazin olayı da boyutu. Parası da olmayabilir mi? Tabii ki olmayabilir. Şimdi bir de karısından bununla alakalı para istedi, kadın da vermedi. O da olabilir. Evet. Yani gece öyle. Vakti konut dokunulmazlığının ihlali, basit yaralama, hakaret ve tehdit var. Ya, o basit yaralamayı herkese söylüyorlar. O çok onlardan bir şey çıkmaz da. Yani benle duruşması var, onu da gelmedi. Neyi? Duruşmasına da gelmedi. Benle olan. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Bu sokağa bile çıkılabilecek bir mevzu değil yani. Bu ben çok merak ediyorum ne diyecek. Hayır, o bana dava açtı. Ben ona hakaret ettiğim için. Çok. Ne diye açtın dava? Ben ona hakaret etmişim. Ne diye? Bunları söyleye anlatarak tabii, mı? Tabii. Yani, bir çıktı bu. Haber zaten benim haberim ama onu açmıyor. Öz yeniri bruto olan bir adama nasıl hitap etmem gerektiğini inanın Türkçem yetmiyor, bilmiyorum hangi kelimeyle kullanacağım bilmiyorum. Ama mahkemeye gelmesini bekliyoruz tabii, ne konuşacağız merak ediyoruz. Hakime de anlatacağım. Hakimin de yeğeni vardır herhalde. Bakın sokakta yürüyemiyor ve o yüzden de gelemiyor olabilir çünkü şey çocuklar ya. Ben tahmin ediyorum ki sokakta da ciddi bir tepki var kendisine. Bu yeğeninin kocası da dava açmıştı galiba. İkisine zaten o beni birde. Kurtardı biliyor musun? Herkes yalanladı, karısı da dahil. O adam o davayı açtı ve ben karısı yırttım. Neyi yalanladı anlamadım bizim. Şimdi böyle bir şey yok dedi, benim kocamda da gözünüz var dedi. Yalan söylüyorsunuz dedi kadın. Hı? Ya neler neler. Kim Murat Başoğlu'nun karısı mı tabii, dedi? Tabii neler neler. O adam var ya, o yeğeninin kocası. O çıkıp dava etmese kabak benim başıma patlayacak. Yeğeninin kocası bunlar aldatıyorlar diye çıktı zaten. Benim karım dedi adam Allah'tan. Allah'tan. Şimdi bir şey var. Bakın Murat'ın bu yeni herhalde röportaj değil mi? Doğrudur. Peki abisi nerede peki Murat Başoğlu'nun? Yani onun kızıyla beraber olmuş. Bir de onu düşünsene. Ama o hiç çıkmadı değil mi? Ben onu hiç görmedim. Nasıl ya çıksın? Bir tarafı kardeşi. Ne desin? Akıl tutulması. Ben zaten o adamı düşünerek hep. Öz kardeşinin kızıyla. Murat Başoğlu diyor ki aradan 2 sene geçti diyor. Tabii bu arada iki sene geçince ne oldu? 12 yıl önceki yani. Röportajı da 2 yıldır yani göremiyoruz. 4 yıl bak 40 bu sene değil 80 sene sen Allah geçti. Yani şimdi bu adamın tabii bir yerde iş bulması mümkün değil. Ortalığa çıkması mümkün değil. Garsonluk kendini yapamaz. Saklıyor. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir yerde olamaz. Dolayısıyla parası da bitmiş olabilir. Karısından da parasını istiyorsa, karısı da vermiyor ise karısına da bundan dolayı. Evet, 4 ayrı suçtan 28 bin lira gibi bir rakamdan. Yani. Peki. Şimdi bizim duruşmaya da inşallah gelecek bir gün. Ama şimdi Gökhan Gözler, Fatoş Yerliler, Berdan Mardinliler havalarda uçuşuyor. Klas mevzular ama ya. Ama bir tanık var ki. Murat Başoğlu'ndan sonra bu yakışırdı. Ben valla jübile yapacağım bu şeylerden. Çok önemli bir konu. Çok önemli bir tanık var. Birazdan canlı yayınımızda olacak. Ne diyorsun? Anlattıklarına inanamayacaksınız. Evet ama sesi de değişecek. Ama bakın neler söyleyecek, şok olacaksınız. Buyurun. Bu iddiaların sahibi gizli tanık ismiyle onu anons edelim. İsmini vermek istemediğimiz gibi biz stüdyoda onu normal duyacağız ama sesini de siz normal duymayacaksınız. Bunun nedeni şu, belli ki çok yakınlar, belli ki sesten de tanınılacak. O yüzden tanınmasını istemiyor. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, biraz stüdyonun sesini açalım. Biz sizinle minik bir konuşma yaptık, dün sonrasında yapımcımızla siz konuştunuz. Biz... Ben çok iyiyim. Bunun daha bundan hiçbir şey anlamıyoruz. Şey çekmiyor telefonunuz olduğu yerde. Bunun 8-9 sene önce. Hayır, sesini kapatın, şu televizyonun sesini kapatın. Siz nereden izliyorsanız bizi sadece telefondan dinleyin. Ben
Her şeyi kapatın. Telefondan konuşuyorum. Tabii. Lütfen sabit kalın. Sizi detaylı telefon, detaylı. Televizyonunuzun sesini kısın. Televizyonun sesi yok değil mi? Televizyon sesi yok. Tamam. Şimdi dinliyoruz. Buyurun. Bir daha. Bunu ben bundan kaç sene önce bir tane yani bir arkadaşı var. Parayla çalışan. İsmi lazım. O da bağırıyor ya. Orada açtım. Kalk diyor. Açtım. Evet. İntihar ettiği zaman. Onunla sarı peruk takıp yemeklere gitmeniz zorunda. Birlikte sarı yemek. Sarı perukla. Tabii. Senin ne ihtiyacın? Bir tane keçim var elinde. Tulipalı villalarında oturuyorsun. Ne gerek var? Ne gerek var? Niye gidiyorsun? Kusura bakmayın ben orada doğru söyleyeyim. Siz bu söylediklerinizi peki nasıl ispat edebilirsiniz? Yani biz sizin söylediğinizi nereden doğru kabul edelim? Ben onu da merak ediyorum. Siz arkadaşı mıydınız? Ben bir yerden arkadaşıyım evet. Şahitsiniz bunlara yani öyle mi? Ben valla her şeye şahidim. Yani uzun süreli şahitsiniz anladığım kadarıyla değil mi? Uzun süredir yani tek... Benim açığım yok ki onun açığı var. Yok Hayır hayır onun için söylemiyoruz. Sizin yani bütün bunları bilmenizin nedenini soruyoruz. Yani arkadaşı olduğunuz için yan yana mıydınız? Onu anlamaya çalışıyorum. Aynı yerlerdeydik. Ha, aynı ortamlardaydınız siz. Ben o şeyler ama sesiniz kesiliyor ya. Bir sabit bir yerde durur musunuz? Peki siz bu bildiklerinizi ya da gördüklerinizi Berdan Mardini'ye anlattınız mı hiç yıllar içerisinde? Ben niye anlatayım ki? Benim anlatmama gerek yok ki. Benim gerek yok anlatmama. Hayır. Şimdi hanımefendi bakın şunun için söylüyoruz. Siz anladığım kadarıyla belki hanımefendiye daha mı yakındınız? Çünkü normalde Berdan Bey'in böyle bir olayı bilmesi lazım değil mi? Adam gibi adamsa adama bu anlatılır eğer şahit olunduysa. Yani biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Niçin bu kadar süreç içerisinde Berdan Mardini'ye kimse bu acayiplikleri anlatmadı? Bağlantıyı tekrar yapalım. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Sesi alalım Gizli Tanık'ın. Gizli Tanık diyor ki... Sarı peruk takıp o yanında intihar videosunda ona aşkım kalk uyan diyen evet. Hanımefendiyle diyor. Adamlarla yemeğe gidiyordu diyor. Para ile çalışan bir kadınla diyor. Yani evet. O kadın parayla çalışan bir kadın diyor. Onunla beraber sarı perukları takıp yemeklere gidiyorlardı diyor hanımefendi. Hanımefendinin de bunu nasıl bildiğini soruyoruz. O da aynı ortamlardaydım diyor. Demek ki o da aynı ortamlardaymış ki şahit olmuş. Yani şöyle söyleyeyim ama yanlış anlaşılmasın. Seren komşusu da olabilir. Öyle değil. Yani bunlarla bu işin içinde bu işleri iş tutan bir şahıs değil. Biz kim olduğunu biliyoruz da ismini vermek istemediği için. Yani hanımefendinin böyle bir olayı biliyoruz. Nereden olduğunu da biliyoruz ama tabii söyleyemiyoruz. Yani aynı ortamdayken tanık olduğu bir takım şeyler var. Ama habitatı aynı öyle söyleyeyim. Tanık olarak değil o zaman ikinci... Yani şimdi bak hayatım komşusu tanık olamaz. Çünkü şöyle tanık olamaz. Orada mekanda değildi. Mekanda görmüş ama. Ha kendisi mekanda görmüş. Bir de yani nasıl söyleyeyim? Yani şimdi anlatılanı bilmek başka bir şey. Yok hayır bu gözüyle şahit. Aslında şahit biz tabii kim olduğunu sonrası araştıralım. Evet. Önce iddiaları bir dinleyelim. Tekrar hatta Gizli Tanığımız. Evet sizi dinliyoruz. İnşallah şimdi olmuştur. Sesi de bozuyoruz. Ekrana bunu söyleyelim. Ya, buyurun. O kadar iyi biliyorum ki. Hanımefendi sizi asla duyamıyoruz. Telefonunuz almıyor telefonunuz. Yani bahçeye mi çıkacaksınız? Nereye çıkacaksınız? Bir hattan sizi aramamız gerekiyor. Sabit bu olmuyor. Olmasa da bir daha ortalık bir yere çıkın çünkü almıyor telefonunuz. Hanımefendi şöyle bir şey söyledi. Bana iftira attı dedi. Duydun değil mi? Evet. İftira attı. Demek ki iyi tanışıyorlar. Birbirlerini tanıyorlar anlatabiliyor muyum? Aynen. Yok değil mi? Seste sıkıntı var. Tamam bir daha bağlansınlar o zaman. Allah Allah. Şimdi bu peruk takıp etrafta gezmez işi zaten daha önce... Ama ben size bir şey söylemek istiyorum. Bu işin psikolojik boyutunu gerçekten tabii teknik açıdan bilemem ama... Yani paraya ihtiyaç yok. Mutlu bir evlilik var. Mutlu
tırnak içinde söylüyorum, belki de mutsuz, bilemem. Ama peruk takıp başka adamlarla yemek yeme arzusu. Adrenalin daha... istiyor işte kadın. Ama o zaman yüksekten aşağı şey yapsın. E tamam o işte, zaman adrenalin öyle sporlar istiyor. Var. Yani belasını arıyor ya. Hayır, bir Sky var, yapsın. Güzel. Aynı şey gibi futbolcu çocuk neydi şimdi Erkinç. Tekrardan oyuncuyla evlendi. Asena olayı. Altında son model arabalar. Yakışıklı kocası var. Çok iyi bir sporcu. Bir eli yağlı, bir eli bağlı. Gitti kaşındı. Ya bunlara rahat batıyor demek ki. Yani olay bu, onun gibi bir şey. Yine attı ama bakalım. İnşallah. İnşallah oldu. Evet. Size iftira mı attı? Hanımefendi siz... Deniz Hanım'la görüşebilir miyim? Buyurun, buyurun, dinliyorum. Burada kendisi, buyurun. Deniz Hanım, beynin bana iftira atması o değil. Bu, yani bunları her şeyi hak eden bir kadın. Çünkü ben burada kardeş gibi benim eşimle olduğu yemek yedi. Hı. Yani Kaspa, çok özür dilerim hanımefendi, sizin... Eşini, çok özür dilerim. Kadar, eşinizle kadar, Berdan Bey tanışıyor anladım. Kesmeyelim mi? 2 dakika kaldı. Ben, tamam. Sarı peruk takıp masalara oturduğunu da size de ispatlarım. Ha, sitenin içinde. Ha. İspatlarım. Oo. Bunu da ben... Nasıl ispatlayacaksınız bunu? Fotoğraflamış. İşte, fotoğraflamış. Ben ispatlarım. Var bir tane daha kadrom var benim. Bir tane daha kadrom. Bir tane anneniz varsın. Çorba içmek diyor. Ha, anladım. Bir çorbacı varmış. O çorbacıda çocukların yani, adamı kucağında. Kucağında ama kızı mı? İnan mı? Öbürü mü? Çok. Ona da ağır bir çorbacı. Kucağında bebeği bir çorbacı. Eksel. Çocuklarla bebeğiyle çorbacıya gitmiş. Adamlarla ama. Gitmiş yani. Yani. Aslında ya, beylik yüzünde. O beylik yüzünde çorbacılar var ya. Evet. Yani diyorsunuz ki zaten adamlarla buluşurken çocukları da kucağında götürüyor hanımefendi. Doğru anladık. Hay Allah'ım ya. Size ne iftira attı peki dakika, acaba? Şimdi hemen. Peki tamam. Reklamdan zaman sonra size gidelim? Devam edeceğiz. İnşallah sağlıklı bir bağlantı kuralım. Evet, şimdi bağlantı. Acil reklama gidelim. Bir anlayalım bize ne oluyor. Tabii. Yani. Şimdi gizli tanığımızın sesini bozmaya çalıştığımız için teknik açıdan sıkıntı yaşadık ama sesi gitmedi. Biz söyleyelim. Ne dedi? Sarı peruk takarak evden çıktığı görüntüler var. Bunu ispatlarım dedi. Adamlarla yemek yedi dedi. Sarı peruklarıyla dedi. Yanındaki kişi, onunla birlikte hareket eden kişi bir hayat kadını dedi. Daha ağır bir cümle söyleyemeyeceğim. O intihar görüntüsünü biz vermiştik orada, kalk aşkım kalk diyen. Kalk aşkım kalk diyen kızın onun bir hayat kadını olduğunu ve en büyük iddia da bu. Lütfen Fatoş'un da cevap hakkı var. Bu hayat kadının da Fatoş'u da aynı yolla adamlarla görüştürdüğünü söyledi. O cümleyi kullanamayacağım artık, tamam. Yani bir menfaat karşıladı. İhtiyacı yokmuş. Bu konuda kafam yandı. İhtiyaç sahiplerim yapıyor bunları sadece. İhtiyaç sahipleri. Şey için. Yani amme izni diye. Şey. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Çok korkunç bir şey. Çok korkunç iddialar. Tencere bir yani kere. Yani bu yayına bağlanan. Çorbacıda ne olmuş ona? Oraya hiç yokum. Ha, çorbacıda da bir çocuğuyla beraber gidiyormuş. Adamların kucağında çocuk oturuyormuş. Ya da çocuğun karşısında adamların kucağında mı oturuyormuş? Gerçekten orayı çözemedim. Hayır, çocuklar. İkisi de rezil. Çocuklar kucağında adamlarla beraber sabaha karşı çorbacıya gidiyormuş. Ha, çocuklar kucağında, tamam, kendi kucağında, tamam. Çocuklar anladın kucağında mı? Adamlarla buluşmaya gidiyor. Ay, korkunç şeyler. Yani Allah o Berdan'a gerçekten yakın... sabır versin. Felaket yani. Peki şimdi bugünlük süremiz doldu. Belki sesli mesaj falan iletirse onu bozarız sesini yarın. Tamam. Peki. Efendim, kaçırdıysanız tekrar izlemek istiyorsanız YouTube kanalımı Söylemezsem Olmaz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.